İyi akşamlar, Sebep Sonucu'na hoş geldiniz. Gündemimiz Gazze olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da birkaç saat önce önemli açıklamalarda bulundu. Bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Hakan Fidan, Gazze'ye yardım girişimimiz engellendi dedi. Yani bir yardım girişimi gerçekleştiriliyor ancak engelleniyor. İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Bu tedbirler neler olabilir? Süreç nasıl ilerleyecek? Bu akşam ilk bölümde bunu konuşacağız. Kimler bizimle? Mustafa Kemal Çiçek, hukukçu. Mustafa Kemal hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar Melih Bey. Sağ ol. Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Kemal Olçar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yayınlar. Yeniden Gazze gündem oldu. Seçime süreciyle biraz konuşulmamıştı ama yeniden konuşmaya başladık. Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İrfan Kaya Ülger de bizimle. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Melih Bey. Teşekkürler. Notlarınızı kontrol ediyorsunuz. Neler olmuş onlara bakıyoruz. Evet. Hemen başlayalım mı Hakan Fidan'ın açıklamalarıyla? Samet sana zahmet. Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları neler? Bir görelim onların üzerinde. Biraz duralım. Gazze'ye yardım girişimimiz engellendi. Murat gelebilir misin sana zahmet? Bunları biraz üzerinde ne anlama geliyorlar? Nasıl okumalıyız? Gazze'ye yardım girişimimiz engellendi. Bir girişim oluyor değil mi herhalde? Evet bunlarda? Havadan. Havadan yardım Havadan yapılıyor. Bir yardım biliyorsunuz Ürdün'le başlamıştı aslına bakarsanız. Tabii İsrail Ürdün'ün yapmış olduğu yardım konusunda herhangi bir sıkıntı çıkarmadı. Çünkü Ürdün demek zaten Arap dünyasında İsrail'i tanıyan ilk devlet olması sebebiyle İsrail açısından problemli olmayan bir yer. Ne getirip getirecekler zaten biliyoruz diyorlar hikayeyi. Hatta şöyle bir şey konuşulur yani Ürdün istihbaratı diye bir şey yoktur. İkinci bir Mossad vardır denir yani. O açıdan buna zorluk çıkarmamıştı ama bugün Türkiye aynı şeyi yapmaya kalktığında zorluk çıkartmışlar. Buradan görülüyor ki Türkiye'nin bir şekilde Filistin topraklarında nüfuz alanını genişletmesine İsrail hiçbir şekilde izin vermeyecek. Yardım söz konusu olması da bu gerçeği değiştirmiyor. Yani nereden geldiğine bakıyorlar bu hikayenin, yardımların dolayısıyla. İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Evet. Bu tedbirlerle ilgili kurumlarımız tarafından yapılan yani çalışmalar açıklanacaktır diyor. Ne zaman böyle bir şey bekleyebiliriz? Yani bu ne kadarlık bir süreci içeriyor sence? Nasıl okudun? Aslında bu konuyla alakalı açıklamayı muhtemelen artık Dışişleri Bakanlığı'ndan bekleyeceğiz. Çünkü öyle mi? Çünkü İsrail'le ticari herhangi bir ilişkisi yok Türkiye'nin. Yani Türkiye'nin devlet düzeyinde İsrail'le yapmış olduğu herhangi bir ticaret yok. Bu konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı zaten açıklamasını yapmıştı. Bir yandan da protestolar var. Türkiye ticareti sonlandırsın İsrail'le diye. Hafta sonu Beyoğlu'nda sokağa çıkanlar vardı. Evet. Ona da bakalım ne diyorlar onların. Tabii ki ama İsrail'le ticaret yapanlar Türk devletinin kendi firmaları, kurumları falan değil. Resmi kurumlar değil. Ticaret Bakanlığı çok net bir şekilde açıklama yapmıştı daha önce. Türkiye'deki bir kısımda çok uluslu olan şirketler ki onların müdahale etme imkanı zaten Türkiye'nin yoktu. Onların İsrail ilişkileri, ticari ilişkileri devam ediyor. İsrail'le askeri anlamda da hiçbir ilişkisi kalmadığını ifade etmişti. Biliyorsunuz özellikle 1996-97 yıllarında Refah Yol Hükümeti döneminde ilk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir İsrail'le askeri anlaşma yapılmıştı. Tank modernizasyonuydu. Tank modernizasyonu ve İsrailli pilotların Konya'da eğitim almasıyla alakalıydı. Onun sebebi de şuydu, biliyorsunuz Filistin toprakları yani İsrail işgal altındaki bu topraklar çok küçük bir parça aslında yani yüz ölçüm olarak. O sebeple pilotların burada yani çıktıkları an yani İsrail'den Tel Aviv'den havalandıkları an çok kısa bir süre sonra ya Mısır'ın hava sahasına giriyorlar ya da işte doğuya gittiğinde Ürdün hava sahasına giriyorlardı. Kuzeye gittiğinde Suriye hava sahasına giriyorlar. Haliyle İsrailli pilotların rahat hareket edebilecekleri bir alan yoktu. Tam da bu Refah Yol döneminde. Bir askeri anlaşmayla İsrailli pilotların Konya'da eğitim uçuşu yapmasına imkan tanınmıştı. Daha sonra gelen hükümetler yani AK Parti hükümetleri zaten bunu önce askıya aldılar sonra da kaldırdılar. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile İsrail arasında askeri bir ilişki de yok zaten. Bir modernizasyon ilişkisi de yok. Eğitim anlaşması da yok. Askeri eğitim anlaşmaları da yok. İsrail ile Türkiye arasında kalan tek ilişki zaten çok düşük bir düzeye düşmüş olan diplomatik ilişkiydi. Muhtemelen Dışişleri Bakanı bu konuyla alakalı bir açıklama yapacak. Yani onunla ilgili bir adım bekleyebiliriz. Türkiye-İsrail ilişkileriyle alakalı net bir duruş sergileneceğini düşünüyorum. Fiili durumda devam edecek diyor. Evet. İsrail ateşkes ilan edene kadar. Yani fiili durum dediğimizde yardımlar, tedbirler. Evet şu ana kadar yardımlar da biliyorsunuz havadan ve deniz yoluyla ulaşıyordu. Bunlar da Mısır'ın El Arish limanına ulaşıyordu. Yine havadan olan yardımlar da Mısır üzerinden ulaşıyordu. Bunlar aynı şekilde devam edecek ve Refah sınır kapısından girmeye eğer İsrail bu konuda da bir zorluk çıkartmazsa devam edecek. Zaten şu ana kadar hem ticari şeyler yani Gazze'ye bir yandan insani yardımlar Refah sınır kapısından ulaşıyordu. Bir kısmen de ticari malların da içeriye girmesi mümkün oluyordu. Ancak şu anda Türkiye'ye yönelik böyle bir İsrail'e karşılıklı yaptırımlar oluşursa
Türk yardım kuruluşlarının da özellikle Kızılay biliyorsunuz içeride faaliyet yürütüyor. Hı hı. Onların da girmesi konusunda bir zorluk çıkartabilir elbette İsrail. Bundan da Filistin halkı zararlı çıkacak böyle evet. bir süreçte. Bir yandan da şimdi İrfan Hocam ticari malzemelerden bahsediliyor. Filistin'de marketlerde falan gıdalar satılıyor. Bunlar başka ülkelerden geliyorlar. Şimdi eylemlerden bahsettim ya hafta sonu gerçekleştirilen. Bu ticaretin de mi kesilmesini talep ediyorlar acaba? Yani aslında hem Batı Şeria'ya hem Gazze'ye Türk ürünleri İsrail üzerinden giriyor. Yani bunların İsrail'e satmak zorundasınız. Gümrük kapıları yok bunların. Yani Batı Şeria'daki idarenin ve Gazze'deki idarenin doğrudan Türkiye'den mal kabul edecek kapıları yok. Savaş öncesi dönemde de yoktu, şimdi de yok. Mecburen İsrail üzerinden giriyor. Hı hı. Yani sadece bu olayı İsrail'le ticaret olarak bakmamak lazım. İsrail'le ilişkileri belli bir seviyede tutma aslında Gazze'ye, Filistinlilere ekonomik mali destek sağlamanın da bir aracı olarak görmek lazım bunu. Çok bir doğru. haritayı alabilir miyiz Samet? İsrail-Filistin haritası üzerinden çok daha doğru. Tabii şöyle bir yani haritaya baktığımızda da anlayacağız. Aslına bakarsanız resmi sonra. Olarak dünya üzerinde bir Filistin devleti aslında yok. Özel Filistin var. Filistin, özel bir idare var. O da İsrail'e bağlı yani. Yani şimdi Filistin'e ait ileride bağımsız devlete dönüşmesi konusunda mutabakat sağlanmıştı. Mutabakat sağlanmış. 93'teki Oslo bildirgesinde sonra 95'teki Gazze-Eriha anlaşmasında 5 yıl müzakereler devam edecek. 2000'li yıllarda tarafların uzlaşısı temelinde bir Filistin devleti kurulacaktı. Ama İsrail'de demografik yapı değişti. Hı hı. Orada İşçi Partisi, liberal eğilimliler güç kaybetti. Dışarıdan göçle gelenler hep dinci partileri desteklediler ve dinci partilerin çatı örgütü Likud hı hı. başta olmak üzere son 20 yıldır hep böyle fanatikler iş başında. Bu süreç kilitlendi. Barış süreci kilitlendi. Aslında Gazze'de Hamas'ın 7 Ekim'de yaptığı bir yarma harekatıydı. Ha, bu ablukayı dağıtma. Ablukayı kırma harekatıydı. Evet. Çünkü burası işte hepimiz konuştuk. Yani burası bir üst açık hapishane. Şimdi üç taraftan aslında denizden de önemli ölçüde burada işte kontrol altına tutuyorlar. Ve buradan da Mısır'a sürekli baskı yapıyor. Acaba bu refah kapısından içeriye silah sevkiyatını sen mi yapıyorsun falan tek diye. Tek giriş burası da tüneller var. Evet Mısır'da yani bu baskılara dayanabildiği kadar dayanıyor ama hem burada hem de bu Batı Şeria'da netice olarak bir özgür bir ortam yok. Sürekli İsrail baskısı, İsrail devlet terörü işte buna güçlü bir tepki ortaya koydular. Ve bugün baktığımızda evet 33 bin kişi hayatını kaybetti. Fakat dünyada İsrail yalnız kaldı. Ve neredeyse dünyanın her tarafında tıpkı 19. yüzyılda olduğu gibi bir böyle Yahudi karşıtlığı kendiliğinden oluşuyor çünkü. Trump bu bile kadar, kabul etti bu arada. Bu kadar şiddet. Evet. Lobisinin bir etkisi vardı. Şimdi güçleri de yok diyor hocam. Yani Trump ki onlarla çok yakın ilişkiler geliştiriyordu. Bir de burada bakın şey var. Gazze'den doğrudan Batı Şeria'ya doğru bir koridor var. Aslında o koridorun da birleştirilmesi söz konusu. Değil şurası hocam? İçin mi diyorsun? Evet, yok, daha önce buraya kadar kapalıydı. Doğru bir aha. koridor yani var. Yani şuraya kadar devam ediyordu. Aslında şöyle hocam. Yani ya birleşik. Filistin devletinin aslında birleştiği bir nokta olacak idi evet, ama şimdi aslına bakarsanız yani 1948'deki haritalara da baktığımızda Filistin diye bir devlet aslında tarihte kurulmadı yani. Filistin diye bir devlet fiilen olmadığı gibi hukuken de kağıt üzerinde de yok. Hı hı. Bu toprakların tamamı 1917'ye kadar Türkiye'nin toprağıydı. Daha sonra işte yapay olarak kurdurulan Ürdün devleti bu gördüğümüz yeşil alan yani Kudüs'e kadar olan yerler Ürdün Devleti'nin toprakları olarak kabul evet. ediliyordu. Kudüs de Ürdün Vakıflar Bakanlığı'na bağlı bir vakıf mülkü olarak hala hazırda da öyle görülüyor. Statü bu durum. Okay. Statü bu. Yani Ürdün, burası Ürdün toprağı. Bu taraf Gazze, ta Sina Çölü'nden biliyorsunuz. Orada 67... Mısır toprağıydı değil mi? Evet, burası da Mısır toprağı. Gazze'de bu gördüğümüz yerlerde Mısır toprağı. Haliyle aslında buradaki sorun doğrudan Mısır ve Ürdün hükümetlerini ilgilendiriyor. Çünkü hem Mısır'ın hem de Ürdün'ün toprakları işgal altında. İsrail, Mısır ve Ürdün'ün topraklarını işgal etmiş Filistinler durumda. Filistinler de orada yaşama hakkı veriyor. Evet. Yani kendi topraklarıyla alakalı değil, başka devletlerin topraklarında evet, yaşama hakkı. Evet, aynen öyle. Şimdi burada gerçeği yani bir kez daha ifade etmemiz lazım. Fiilen bir Filistin devleti olmadığı gibi, Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği bir bağımsız, toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devleti olmadığı gibi,
fiilen de bölünmüş Filistinlilerin yaşadığı İsrail işgali altındaki topraklardan bahsediyoruz. Dolayısıyla her türlü iç dış ticaret ülkeye tamamıyla giren çıkan sınırlardan İsrail üzerinden yapılmak zorunda. Mesela bir örnek daha vereyim. Türkiye çok uzun bir süredir, yani belki 30 yıllık bir süredir Kudüs davası ve Kudüs bilinci ayakta tutulabilsin diye çok sayı, yani Türkiye'den sürekli Kudüs turları düzenleniyordu. Hatta bazı umre organizasyonları Kudüs üzerinden düzenlenip önce Kudüs'e ziyaret edip sonra Mekke Medine'ye gidilmesi ile ilgili organizasyonlar, turizm acenteleri bu şekilde program yapıyorlardı. Bu neden Türkiye'de oluyor? Çünkü Türkiye ile İsrail arasındaki, yani diplomatik ilişkileri olan İslam dünyasındaki nadir ülkelerden biri. Başka Arap dünyasında Mısır ve Ürdün haricinde hiçbir ülkeyle diplomatik ilişkisi yok. Konuşalım şöyle. Bu kamburu 30 sene sırtımızda taşıdık. İsrail Devleti 14 Mayıs 48'de kurulduğu zaman hemen ABD tanıdı, hemen Sovyetler Birliği tanıdı ve Müslüman dünyadan da Türkiye tanıdı. Türkiye tanıdı. İnönü hükümeti tanıdı. Niye bunu tanıdınız? Yani net bir şey söylenmiyor fakat anlaşılıyor ki dış baskıyla olmuş. Evet, Batı bloğuna kayıyoruz. Ama bunu mesela tüm Arap dünyasını karşımıza alma pahasına 30 yıl bu kamburu sırtımızda taşıdık. 1979'da Camp David anlaşması Mısır'la İsrail. Bu Sina'nın, işgal edilen Sina'nın boşaltılmasını öngören anlaşmayı imzaladı 1979'da ve işte 82'ye kadar boşalttılar. Mısır ikinci defa tanıdı. Mısır'ı Arap Dünya Arap Birliği örgütünden ihraç ettiler. Hı hı. Bu anlaşmayı imzalayan Enver Sedat 1981'de İslami Cihat mensubu bir genç tarafından davaya ihanet ettiği için öldürüldü. Bir subay yani, tarafından yani Halit İstanbul'u. Türkiye'nin burada İsrail'le en başından beri çok yakın diplomatik ilişki kuran bir ülke olduğunu da unutmayalım. Hı hı. Şu da doğru. Mesela Türkiye'de ilk Filistin Kurtuluş Örgütü temsilciliğini 1979'da Ecevit hükümeti açtı. Yani bugün mesela Filistin Büyükelçisi olarak görev yapılan mekan aslında PKK temsilciliğiydi. O tarihte dünyanın her tarafında Time, Newsweek dergilerine bakın terör örgütü. Tabii. Yani öyle addediliyordu fakat işte yavaş yavaş tedirgin Birleşmiş Milletler içerisinde bunlar bir meşruiyet sağladı. Avrupa toplulukları o tarihteki adıyla 1980'de bir karar aldı Venedik deklarasyonuyla. Dedi ki bu İsrail-Filistin ihtilafına ancak Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı temelinde bir çözüm bulunabilir. Filistin Kurtuluş Örgütü de Filistin halkının meşru temsilcisidir. Biraz daha geri gidecek olursak tabii ki bir Filistin devleti kurulamadı fakat bu topraklar bizim elimizden çıktığında buralarda İngiliz mandası kuruldu. İngilizler dünyanın pek çok yerini işgal etmişler. Oralarda da müstemleke veyahut da manda idareleri kurmuşlardı. Burayı da yeni kurulan örgütün buraya çözüm bulma meselesini de örgüt üzerine bıraktılar. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na. Ve Birleşmiş Milletler raportörü bir buraya çözüm için bir plan hazırladı. Bir Yahudi devleti kurulsun, bir Filistin devleti kurulsun, Arap devleti kurulsun. Evet. Kudüs'ü de üç tek tanrılı dinin merkezi olduğu için Kudüs haritada gösterilmemiş ama evet. Kudüs Birleşmiş Milletler yönetsin. Hı hı. Corpus Separatum adıyla Kudüs'ü Birleşmiş Milletler yönetsin. Şimdi ama bu plan uygulanmadı. 14 Mayıs'ta İsrail'de İngilizlere karşı, Müslümanlara karşı terör uygulayan Irgun, Şitern, Haganah gibi örgütler bu İsrail Devleti'nin kurulduğu açıklandıktan sonra Filistin Devleti kurulması öngörülen topraklara da saldırdılar. Filistinlilere saldırdılar. Süreç bu. Çok güzel anlattınız. Irgun Teşkilatı Mossad oldu. Haganah Teşkilatı İsrail Silahlı Kuvvetleri oldu. Ve bundan sonra bir mülteci durumu. Daha sonra İsrail'in işte 2-3 4 kez savaştılar. Sürekli yayılması falan. Bir takım yerlerde geri adım atması. Geliyor. Bu süreci ama hala hukuken bir İsrail Devleti yok. Bir Filistin Devleti yok. Özerk yönetim var. Bu özerk yönetimin devletleşmesi de 90'lı yıllarda tıkandı. Hı hı. Benim ümidim bu Gazze'deki bu saldırganlık durduktan sonra uluslararası toplumun, ABD'nin, Batı'nın, işte Müslüman dünyanın baskısıyla belki bu süreç yeniden alevlenebilir şeklinde. Yani ben şunu sadece söylemeye çalışmıştım. Eğer İsrail'le diplomatik ilişkiler çok düşük ölçekli olarak devam ediyor. Bu da tamamen ortadan kalkarsa şu anlama gelecek aslında. Evet, İsrail'e karşı net bir Türkiye'nin duruşu gerçekleşmiş olacak ama İslam dünyasından zaten çok sınırlı sayıda Kudüs'e yapılan ziyaretlerin tamamı da ortadan kalkmış olacak. Çünkü Türkiye'den giden bütün Kudüs'e giden insanlarımızın tamamı
mecburen İsrail vizesiyle ve Tel Aviv'e inerek ancak Kudüs'e gidebiliyorlardı. Ya da işte yani doğal olarak böyle bir şey imkansız hale gelecek yani. Böyle, böyle de bir gerçeği var. Buyurun İrfan Mustafa hocama bir soru sorabilir miyim müsaade ederseniz? Tabii hocam, buyurun. Şimdi bunu konuşuyoruz gidelim. Yani şimdi bir gündem yaratılmaya çalışıyor ve kötü niyetli olarak bu yapılıyor. İşte ticaret, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ticaret yapıyor bunlarla diye bir kamuoyunda infial yaratılmaya çalışıyor. Bu net olarak ortada. Hocama şunu sormak istiyorum. Bizim M60 tankları, F4 Terminator, Phantom uçakları kimin zamanında İsrail'e milyarlarca dolar verilerek yaptırıldı orada? Yani bu ihaleler kime verildi? O kadar onlarca F4 savaş uçağı, yüzlerce M60 tankının restorasyonunu kim yaptı? Yani sen cevapla hocam, biliyorsun de cevabı, demek ki sen söyle yani. Yani bunların hepsi AK Parti'den önceki iktidarlar döneminde yapılan, 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda yani, yapılan ihalelerdi. İsrail. Ve İsrail'in bütçesine verdiği katkı anlamında soruyorum. Yani Allah istediği cevap için hocaya soruyor. Farkında mısın? Amerika'dır. Biliyor cevabı. İsrail Amerika'dır aslında. Yani bu coğrafyadaki Amerika'dır. Yani hocam hakim olduğu için detaylandırabilir. Başka bir ülke olarak addediyoruz ama Amerika'nın buradaki uzantısıdır. 51. eyaletidir. Yani İsrail'in sahip olduğu her şeyi aslında Amerika verdi. Kurulduğundan bugüne kadar total İsrail'e ABD'nin sağladığı ekonomik katkı 300 milyar dolar. Devasa bir rakam. Burası Trakya'ya kadar olan bir yer. 22 bin kilometre karesi.